Geçmişin vazgeçilmez sahte beşikleri ve beşikçilik mesleği artık son zamanlarını yaşıyor. Usta ellerde şekil bulan ve bir dönem çok popüler olan tahta beşikler kaybolmaya yüz tuttu. Demin neydi, şimdi ne oldu? Bu çıkarttığım boncuk buraya takıyoruz. Ve daha oysa... Tahta bebek beşiği yapan 65 yaşındaki Sakıp Kavil, mesleğin son temsilcileri arasında yer alıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birçok aile çocuklarını büyütmek için daha modern beşikler seçtiğini belirten Kavil, neredeyse 55 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi. Bu işi temelde çıraklıktan, ilkokulun başlarından beri bu işe başladım. Beşin tamamını 10 seneye, 15 seneden sonra yapmaya başladım. Babam varken hemen yapmıyordum. Rahmetli babam bıraktıktan sonra ben başladım yapmaya. Eskiden mesela bizim köy beşik dediğimiz Şahinvay köyü gelirdi. Millet sıraya girerdi. Sıraya girerdi ama şu anda teknolojiye maalesef yenik düştük. Ahşap beşik yapımında ağaç kullanımının önemli olduğunu da anlatan Kavil, ahşap beşiklerin artık özel sipariş üzerine yapıldığını ifade etti. İşte ama yine de çocuğun rahat büyümesini bilen kişiler gelip beşiğini alıyor. Kızıl ağaç. Sebebi de şu, kızıl ağaç kuruduğu zaman Kasım'ın 15'inden sonra kesilen ağaçlarda su olmaz. Ondan önceki kesilen ağaçlarda su olur. Bir de ayın eskisinde kesilmek zorunda. Ayı başına kesilmez. Kurt girer. Şu andaki ağaçlarda kurt su yoktur.